Doğuştan kalp hastalığı nedir? Başlıca belirtileri nelerdir? Anne karnında kalp hastalığını tespit etmek mümkün müdür? Doğumdan sonra hangi belirtilerin varlığında çocuk kardiyoloğuna gitmek gerekir? Çocuk kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Alper Güzeltaş anlatıyor. Edinsel dediğimiz kalp hastalıkları sonrasında kalp fonksiyonlarını tamamen kaybedebiliyor. Şimdi kendine iyi bak da. Şimdi konuğum değerli çocuk kardiyoloji uzmanımız Profesör Doktor Alper Güzeltaş. Hoş geldiniz efendim. Merhaba, nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz? Biz de iyiyiz. Bu konuşacağımız konu aslında önemli. Bilgilendirme açısından daha da önemli. Aileleri yönlendirme açısından. Ama bana miniklerde kalp rahatsızlığı deyince çok üzülüyorum açıkçası. Şimdi doğuştan kalp hastalıklı çocukları öncelikle nasıl tanımalıyız ve salgın döneminde nasıl korumalıyız diye bir soruyla başlamak istiyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle nasıl tanımalıyızdan başlamak daha uygun olacaktır. Çocuklarda kalp hastalığının tanısı doğumdan sonra nispeten daha kolay olmakla beraber anne karnında da bu işlem kolaylıkla yapılabilir. Günümüzde fetal ekokardiyografi dediğimiz anne karnında bebeklerin kalp hastalığını tespit eden yöntem oldukça yaygın bir şekilde kullanılmakta. Hani bebeğin kalp seslerini dinletirler bize. Evet. Yani o mudur aslında o? Sadece kalp seslerini dinlemek değil. Ultrasonografi yani ses dalgaları eşliğinde anne karnındayken bebeğin kalp odacıklarının düzgün gelişip gelişmediğini kontrol etmek. Fetal ekokardiyografi. Normalde her gebenin takibini yapan kadın doğum uzmanları ultrasonografi ile bebeğin cinsiyetini, diğer organlarına baktığı gibi kalbinin de değerlendirmesini yaparlar. Kalple ilgili herhangi bir şüphe duydukları zaman bunu çocuk kardiyoloji uzmanlarına yönlendirirler. Çocuk kardiyoloji uzmanları da anne karnında bebeğin kalp gelişiminin normal olup olmadığını, bir sıkıntıyla karşılaşıp karşılaşmayacağı konusunda yorum yapabilirler. Peki hocam, doğuştan kalp hastalığı nedir? Şimdi hemen aklıma benim bütün Türkiye aslında Kartal Bebeği çok duydu biliyorsunuz. Evet. Benim sevgili müzik öğretmenimiz, sevgili Ahu'nun tatlı oğlu, bebek doğdu. Bir süre sonra anne evde bebeğin nefes alışverişlerinde yaklaşık birinci aya tekabül ediyordu. Evet. Bir gariplik hissettim. O zamana kadar herhangi bir şey yoktu ve daha sonra biliyorsunuz kalp nakli oldu Almanya'da vesaire türlü şeylerden. Şu an çok şükür ki çok iyi. Evet. Bütün Türkiye bu konuda. Neydi o zamanki görüşünüz, düşünceniz, sebebi? Şimdi tabii ki doğuştan kalp hastalıklarını en önemli basamağı anne karnında teşhisini ve tedavisini yapabilmek. Özellikle teşhis koyulan hastaların doğumun planlanması, doğumdan sonra yapılacak olan tedavilerin planlanması ve bazı gözden kaçabilecek durumların atlanmaması için bu işi anne karnında öncelikle başlatmamız gerekiyor. Anne karnında gördüğümüz zaman ne yapabiliriz? Bir kısım çok kısıtlı bir alan bu. Tedavisi yapılabilir anne karnındayken. Bazı ritim bozukluklarının tedavisi yapılabilir. Bazı damar darlıklarının tedavisi yapılabilir. Ama asıl anne konumuz, karnındayken bebeğin kalp problemleri çözülebilir. Bir kısmı çözülebilir. Ama daha önemlisi bebekteki kalp problemini bildiğimiz zaman biz doğumun nasıl organize edileceğini, doğumdan sonra neler yapacağımızı, bir tür hazırlık yapmak gerekiyor. Nasıl ki bebek doğmadan önce annesi babası evde bazen pembe bazen mavi renkli hazırlıklar yapıyorsa, eğer bebekte biz kalp hastalığı düşünüyorsak mutlaka o bebeğin yeni doğan yoğun bakımı ve kalp uzmanı olan bir merkeze doğumun yapılmasını istiyoruz. Ve doğumdan sonra da bazen hemen ilk 4 saatte, 6 saatte, bazen ilk 24 saat içerisinde hastayı alıp aynı gün içerisinde anjiyo yaptığımız, ameliyat yaptığımız hastalar olabiliyor. Evet. Burada önemli olan bebeğin doğumunu organize etmek. Ve doğar doğmaz bebekteki problemi tespit edip, anne karnında baktığımız tanıyla teyit edip erken dönemde müdahalesini gerçekleştirebilmek. Tabii bunlar doğuştan kalp hastalığı için söyleyeceğimiz olaylar. Bir kısım hastalıklarda yine çocuklarda daha sonra edinsel dediğimiz, kazanılmış dediğimiz kalp hastalıkları da daha sonra da ortaya çıkabilir. Peki hocam, doğuştan kalp hastalığı dediniz, yani işte anne bir ayda, birkaç haftada bebeği fark etti. Evet. Yani fark edilebilir bir şey midir? Doktorlar mı bunu fark edebilirler? Başlıca belirtileri nelerdir? Şimdi anne karnında 20. haftadan itibaren biz bu kalp oluşumunu tamamladıktan sonra kalbi değerlendirebiliyoruz. 20. haftadan itibaren kalbin içerisinde bir delik olup olmadığı, kalp boşluklarının iyi gelişip gelişmediğini, herhangi bir damarlarında problem olup olmadığını kontrol edebiliyoruz. Herhangi bir şekilde anne karnında tespit edilemedi ya da takip yapılmadan doğmuş bir bebekte ise çok farklı belirtilerle karşımıza çıkabilir. Çok şaşırtıcı bir şekilde çok ağır kalp hastalıkları bazen doğumdan hemen sonra hiçbir belirti vermeyebilir. Hatta bebek doğar, aynı gün içerisinde eve taburcu olur gider. Daha sonraki günlerde belirtiler ortaya çıkabilir. Bu kalp hastalığının biraz çeşidiyle alakalı. Onun için çok dikkatli ve uyanık olmak gerekir. En önemli husus, eğer anne karnında bunu tespit edememişsek yeni doğan dönemi dediğimiz yani bebeğin doğumundan hemen sonra yapılan muayenesinde
herhangi bir problem olup olmadığını doktoru tarafından bunu tespit edilebilir. Bütün basamakları geçtik, bebek taburcu oldu, eve gitti. Anne yine de bazı gözlemleri bize yol gösterici olabilir. Nedir bunlar derseniz, öncelikle biliyorsunuz erişkinler efor yaptığı zaman sıkıntıya girer. Çocukların en büyük eforu da ağlamak. Beslenmedir, ağlamaktır. Evet, bu iki eforla eğer çocukta bir sıkıntı görüyorsanız, mesela beslenme sırasında çok çabuk yoruluyorsa, özellikle bunu tecrübeli anneler daha kolay ifade ederler, ikinci, üçüncü çocuğu olanlar. Hani ilk çocuğum hiç böyle değildi, çok güzel emerdi, çok güzel uyurdu. İkinci bebek iki dakika emiyor sonra yoruluyor tarzında şikayetlerle bize gelebilir. Yani emerken zorlanma, çabuk yorulma bizim için çok kritik bir bulgu. Hı hı. Bir diğer bulgu da siyanoz dediğimiz morarma. Özellikle ağlarken bazen istirahat halinde dudak çevresinde, parmak uçlarında hastanın morarma olması yine kalp hastalığının indirekt olarak bir belirtisi olabilir. Olarak görülüyor. Peki Türkiye'de hangi sıklıkta görülüyor bebeklerde kalp rahatsızlığı? Evet, şimdi normalde doğuştan kalp hastalıkları 1000 canlı doğumda 8-9, yaklaşık yuvarlarsak 100 canlı doğumda 1 diyebiliriz. Ülkemizde yaklaşık her yıl 13 bin ila 15 bin arasında yeni kalp hastası bebek doğuyor. Bu aslında oldukça ciddi bir rakam. Evet. Ve mutlaka üzerinde durulması gereken, yakın takip edilmesi gereken problemler. Ve önemli olan da şu, bu hastalıkların birçoğu uygun tedavi şekilleriyle belki bir ömür boyu tamamen sağlıklı bir çocuk olarak yaşama şansına sahip olabilirler. Genetik geçiş öyle bir komponent söz konusu mu? Genetik geçişli var tabii ki. Şöyle diyebiliriz onu. Mesela bir anne babanın birinci bebeğinde kalp hastalığı olmuşsa ikinci bebekte olma ihtimali bir kat daha artıyor. Yani normalde %1 demiştik. İkinci bebekte %2'ye çıkıyor bu. Ayrıca annenin bazı sistemik hastalık dediğimiz durumlarında da yine kalp hastalığı riski artıyor. Nedir bunlar? İşte şeker hastalığı dediğimiz diyabet olduğunda, annenin romatolojik hastalıkları olduğunda veya annenin hamilelik sırasında geçirdiği enfeksiyonlar yine çocuklardaki kalp hastalığı riskini artırıyor. Peki bir şey sormak istiyorum. Anne karnında bu hastalık tespit edildi diyelim ve bebek ona göre bir doğum şekline mi hazırlanacak? Evet. Nasıl doğmalı o bebek? Şeklinden ziyade şimdi İstanbul şartlarında tabii ki birçok şey çok daha kolay. İstanbul'da doğmuş bir bebeğin kardiyoloji merkezine, kalp damar cerrahisi merkezine ulaşması kolay. Ama Anadolu'da, Türkiye'de, başka merkezlerde bu tanıyı almış bir hastanın, atıyorum Anadolu'nun çok ücra bir köyünde doğum yaptığı durumda, o hastanın doğumdan sonra tanısını koyulup bize ulaşabilmesi oldukça zor olabilir. Evet. O yüzden anne karnında bunu tespit edersek en iyi transport anne karnında transporttur. Yani bebeğin doğduktan sonra değil, anne karnındayken ilgili merkeze gelmesi ve o hazırlığın yapılması çok daha uygundur. O yüzden bu tanıyı koyduğumuzda biz en azından yeni doğan yoğun bakım ve kalp cerrahisi merkezi olan merkezlerde doğum olmasını öneriyoruz. Öneriyorsunuz. Peki üfürüm nedir? Her zaman tehlikeli midir? Evet. Üfürüm tabii anne babaların en çok korktuğu, bazen üfürük olarak ifade edilen, şöyle çağrıştıracak şekilde. Evet. Nasıl bir şeydir o kalpte? Üfürüm aslında bizim stetoskopla, muayeneyle duyduğumuz bir ses. Ses. Evet. Hı. Normalde kalp sesleri iki çeşit kalp sesi vardır. Bu iki kalp sesi dışında çoğunlukla ilave kalp sesi duymayız. Bu iki kalp sesi dışında duyduğumuz her ses üfürüm olarak isimlendirilir. Aslında kanın bir şekilde kalp içerisinde türbülans yapması ve bizim kulakla o türbülansı hissedebilmemiz, duymamız. Bu çok önemli bir konu. Çünkü üfürüm duyulan bir annenin, çocuğun annesinin babasının o dakikadan itibaren bütün hayatı değişir. Çocuğumun kalbinde delik mi var? Çocuğuma bir şey mi olacak? Bu tür sıkıntıları hep kafalarında soru işareti olarak gelir. Üfürüm demek kalp hastalığı demek değildir. Evet. Üfürüm duyulduğu zaman yapılması gereken şey mutlaka bir çocuk kardiyoloji uzmanına başvurmak, ekokardiyografi dediğimiz ultrasonla kalbin değerlendirmek. Üfürüm duyulan hastaların bir kısmında gerçekten önemli kalp hastalıkları çıkabilir. Ama önemli bir kısmında da masum dediğimiz herhangi bir kalp hastalığı olmadan bu üfürümü duyabiliriz. Evet, o da. Buradan şu mesajı verelim. Büyüdükçe peki kalp kasları kuvvetlendikçe gibi bir şey vardır. Öyle bir şey gerçek mi? Evet. Kulaktan dolma bir bilgi midir? Kilo aldıkça kapanır tarzında. Evet. Bir öngörü vardır. Şöyle, bazı kalp delikleri yaşla birlikte, kilodan ziyade yaş ilerledikçe kendiliğinden kapanabilir. Kapanmayan defeklere mutlaka ya cerrahi olarak ya da kateter dediğimiz anjiyo yöntemiyle mutlaka müdahale etmek gerekebilir. Gerekiyor. Peki doğuştan kalp hastalıklarının tedavisine şimdi bahsettiğiniz transkateter, kateter anjiyo ile tedavi yöntemlerinden bahsediyorsunuz. Nedir efendim bunlar? Şimdi kalp hastalığının teşhisini koyduktan sonra genellikle ekokardiyografi ve elektrokardiyografi ile bu teşhisi koyuyoruz. Bir sonraki basamakta tedavi yöntemi olarak anjiyoyu kullanabiliyoruz. Özellikle kalp içinde kulakçıklar ve karıncıklar arasındaki delikleri,
anjiyo cihazıyla kapatma şansına sahibiz. Yine damarlarda oluşan bir takım darlıkları balonla ya da stentle açma şansına sahibiz. Tabii teknoloji değiştikçe, geliştikçe cerrahi olarak açık kalp ameliyatıyla yapılacak birçok işlem artık ameliyat olmadan, göğüs kemiği kesilmeden anjiyo yöntemiyle bazen kasıktan, bazen koltuk altından girilerek bu işlemler rahatlıkla yapılabiliyor. Her geçen gün yeni yeni yöntemler çıkıyor. Tabii bu anne babalar için de bizim için de gerçekten bir ümit kaynağı oluyor. Hastanın ameliyat olması demek çünkü çok travmatik bir süreç. Hastanın yoğun bakımda kalması, yoğun bakım sonraki süreç, kozmetik problemler. Bunların hepsi sıkıntı doğurabilecek problemler. Ama anjiyoli olduğunda bu risk daha da azalıyor ve aynı sonucu elde etme şansına sahip oluyoruz. Evet. Peki bebeklerde kalp nakli, çocuklarda kalp nakli Allah korusun bu herhalde bu son noktada artık o organın değişmesi gerekiyor. Bu süreci biz işte yakinen sosyal medyada sevgili Ahu'nun paylaşımlarıyla takip ettik o dönemde. Ne oluyor peki bu çocuklara? Her kalp uyum sağlıyor mu? Yani bunun sonrasında onları bekleyen durumlar nedir? Şimdi tabii çocuklardaki kalp nakli erişkinlere göre çok daha zor bir süreç. En büyük problemimiz bir defa donörün çok kısıtlı olması. Maalesef ülkemizde nakil konusunda ciddi sıkıntılarımız var. Özellikle donör konusunda. Ülkemiz birçok noktada son derece nakil konusunda başarılı işlemlere imza atıyor. Ancak donör konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Tabii çocuk kalp donörü bulmak çok çok zor. O nedenle ülkemizde maalesef çocuk kalp nakilleri istenilen seviyede henüz değil. Bunun da en büyük sebeplerden bir tanesi donör sıkıntısı. Tabii bu bazen doğuştan kalp hastalıklarında, bazen de sonradan kazanılmış dediğimiz, edinsel dediğimiz kalp hastalıkları sonrasında kalp fonksiyonlarını tamamen kaybedebiliyor. Bu bazen enfeksiyon sonrası da olabiliyor ki sizin hastanızda da muhtemelen o şekilde ortaya çıktı. Bazen enfeksiyon sonrası da ortaya çıkabilir. Kalp yeterince kasılmayıp vücuda kan gönderemediğinde ciddi kalp yetersizliği ortaya çıkıyor. Ya bunu dışarıdan taktığımız cihazlarla takviye etmemiz gerekiyor. Assist device dediğimiz kalp destek cihazları ya da kalp nakli olması gerekiyor. Artık bu her ikisi de bu işin son evre tedavisi olarak isimlendiriliyor. Evet, çok şükür ki şu anda Kartal bebek çok iyi gelişimine sağlıkla devam ediyor. Allah'ın da mucizeleri diyelim bir taraftan. Tıp elbette çok gelişmiş bu konuda. Geçmişler olsun diyorum. Tekrar buradan Ahu'yu ve Kartal bebeği de almış olduk. Peki COVID-19 döneminde bu çocukların takibinde ve tedavisinin düzenlenmesinde problemler yaşadığınız mahalleler biraz nasıl yaklaştılar konuya? Evet. Tabii ki herkesin yaşadığı endişeleri, tecrübeleri onlar da yaşadılar. Bizim en çok karşılaştığımız soru, hocam kontrollerimize devam edelim mi, çıkmayalım mı? Tabii biz burada karar verirken hastalığın ağırlığını ne kadar sıklıkla görmemiz gerektiğine göre karar veriyoruz. Bu süreçte sürekli kontrol altında olması gereken ya da girişim yapılması gereken hastaların takibini hiç aralıksız devam etmek zorundayız. Çünkü COVID-19 bir tarafta da kalp hastalığı. Eğer biz COVID-19'dan korkup kalp kontrollerini yapmazsak, müdahaleleri yapmazsak bu kez de kalp hastalığından dolayı çocukları kaybedebilirdik. Dolayısıyla ciddi problemleri olan, yakın takip gerektiren hastalarımıza rutin kontrollerini yaptık. Sadece bazı hastalarımızda esneklik getirdik. Nasıl ki işte yıllık ya da 2 yıllık kontrolleri olan hastaların telefonla görüşüp çok ciddi problemleri olup olmadığını, ilaçların düzenlenmesini telefonla halledip görmemiz gereken hastaları davet edip hastanemizde kontrol ettik. Eğer görmemiz gerekmiyorsa, herhangi bir probleme sahip değilse, uzaktan telefonla ya da görüntülü olarak bu işi halledebiliyorsak bu şekilde sorunlarını çözmüş olduk. Çok güzel. Peki Alper Bey, şimdi kış dönemi yaklaşıyor. Dolayısıyla işte aileler biraz daha tedirgin olabilirler. Çocukların grip vesaire bu tarz ateşli hastalıkları karşısında ne yapmaları, nasıl korumaları gerektiği hukukunda ne diyebilirsiniz? Nasıl geçirsinler sorunsuz açıkçası? Evet, yani bütün dünya COVID'e odaklandığı için COVID dışındaki bütün hastalıklar, bütün enfeksiyonlar şu an unutulmuş durumda. Olmayacak gibi hissediyoruz. Normalde sanki COVID olmadığında biz kış dönemlerine girerken konuşacağımız etkenler bambaşkaydı. Sonuçta şu anda COVID daha ön planda olduğu için onu konuşuyoruz. Evet. Aslında bu tür bulaşıcı enfeksiyonlarda yapacağımız işler değişmiyor. Yani alacağımız önlemler, mesafeyi korumak, maske takmak, kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmak. Bunlar genel enfeksiyon kontrol parametreleri. Evet. Dolayısıyla biz bunu COVID içinde ya da bu dönemde göreceğimiz RSV dediğimiz ya da başka enfeksiyon kaynaklarıyla yapacağımız ajanlarla yine aynı koruma tedbirlerini alarak biz bu enfeksiyondan koruyabiliriz. Tabii yani daha izole mi yaşamaları lazım? Yani kalp problemi olan çocukların, bebeklerin yaşamları daha steril mi? Daha diğer çocuklardan çok mu farklı? Evet. Şimdi kalp hastalığı olmuş, kalp ameliyatı olmuş ya da anjiyografi geçirmiş hastaların
İlk 6 ayı çok kritik. Dolayısıyla bu 6 aylık süre zarfında mümkün olduğunca çok kalabalık ortamlardan uzak durmalarını istiyoruz. Bu hem çocuğu sadece COVID değil diğer enfeksiyonlardan da korumak, enfeksiyon kapmasına engel olmak için. Dolayısıyla yakın zamanda bir girişim yapılmışsa mutlaka hastaların bir süre izole olarak, bu sadece COVID dönemi için evet, bahsettiğimiz bir durum değil. Diğer zamanlarda da kalabalık ortamlara girmemesini, eğer erken dönemdeyse yine maske takmasını çocuklarda öneriyoruz. Çünkü bu dönemde yaşanılan enfeksiyonlar normal bireylerde bir etkiliyorsa kalp hastalığı olan çocuklar en az 10 katı daha fazla, daha ağır etkileme riskine sahip. Burada en önemli husus, bir aile kendi alacağı tedbirleri gözden geçirmeli. Çok kalabalık, özellikle hasta olan kişilerle ziyaret ve temastan kaçınmalı. Onun dışında da her hasta için yapılabilecek özel aşılama programları, tedavi programları vardır. Bu konularda da mutlaka hekiminden bilgi almaları gerekiyor. Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bilgiler verdiniz. Çocuk kardiyoloji uzmanımız Profesör Doktor Alper Güzeltaş bizlerleydi. Özellikle dediniz ki gebeleri, anneleri evet, böyle bir problem eşliğinde öncesinde bilgilendirmemiz bizim için çok önemli. Çok önemli. Evet. Değil mi hocam? Ona göre doğum şekline kadar birçok şey değişebiliyor. Evet, kesinlikle. Ama korkmasınlar, her şeyin anne karnında dahi tabii, tedavisi var dediniz. Kalp hastalığı denince ailelerin kafasında çok böyle karamsar ve kötü bir tablo var. Çünkü biz bunu her gün, her anneye babaya kalp hastalığı evet, var dediğimizde bunu hissediyoruz, yaşıyoruz. Ama şuna emin olabilirler ki Türkiye'de artık yapılan işlemler dünya çapında birçok merkezde aynı. Yani Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da bir çocuğun kalbine ne yapılıyorsa tabii ki de, biz de burada aynı şeyleri çocuğa daha iyi hizmet vererek bunları düzeltmeye evet, çalışıyoruz. Ve bu kalp hastaları, biraz önce girişte de söylemiştim, belki bir ömür boyu hiç kalp hastası olduğu belli olmadan yaşama şansına sahip olarak ömürlerini sürdürüyorlar. Çok güzel. Efendim çok teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz bilgiler için. Çok sağ olun.